Merhaba arkadaşlar, yeni ve e, nispeten zorlu bir gramer konusuna giriş yapacağız şimdi. Comparative and superlative forms of adjectives, yani sıfatların karşılaştırma ve en halleri. Superlative, Türkçe'de en hali olarak geçiyor. Örneğin, iyi, daha iyi ve en iyi anlamında. Bunları nasıl yaparız? Bu dersimizde bunları göreceğiz. Komparatif ve süperatif konusu birbiriyle iç içe konudur. O yüzden arka arkaya anlatacağım. Bunları ee, tek videoya sığması mümkün değil. Çok uzun olurdu. O yüzden arka arkaya anlatacağım. Yani siz de bu videoları arka arkaya veya kısa bir arayla izler ve öğrenirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Komparative ile başlıyoruz. Şimdi komparatif ne işe yarıyor? Birden fazla kişi veya şey arasında karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılır. Komparatifler. Birden fazla kişi veya şey arasında. Amacımız yani karşılaştırma yapmak. O ondan daha uzun, bu bundan daha kısa gibi. Hemen bir örnek verelim. Türkçe'ye bu arada den daha ve artı sıfat şeklinde çevriliyor. Şimdi karışık gibi geldi ama örnek daha açıklayıcı olacaktır. Benim arabam seninkinden daha hızlıdır. Burada ne görüyorsunuz? bir karşılaştırma görüyorsunuz. Benim arabamla senin araban arasında bir karşılaştırma. Buradaki örneğimize bakarsak yani kullanımına bakarsak den daha sıfat. Seninkin den daha hızlı. Gördüğünüz gibi sıfat geldi. Türkçede de bu şekilde kullanıyoruz. Türkçe'ye sıklıkla mukayese sıfatları olarak da çevrilirler. Peki cümle yapısı nasıldır? Cümle yapısı İngilizce olarak şu şekilde arkadaşlar. Önce sıfatımız geliyor. Bu sıfata bazı kurallara göre ya er takısı getiriyoruz ve daha anlamı veriyoruz ya da bazı sıfatlara sıfatların önüne daha doğrusu mor koyup sıfatı den kalıbını getiriyoruz. Bu den e, kalıbı yani ondan seninkinden anlamı katıyor. Den getiriyoruz ve karşılaştırdığımız şeyi koyuyoruz. Böyle hani birazcık karışık gibi oldu ama örnek daha güzel açıklayacaktır. Şimdi Ayşe ve Ali'yi karşılaştırmak istiyorum. Diyeceğim ki Ayşe Ali'den daha uzundur. Bunu demek için şu kalıbı aynen kullanıyorum. Bakın Ayşe is. Bu arada burada dır dediğim için artık to be kullanılması gerekiyor. Bunu aşmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ayşe is taller than Ali. Bakın ne yaptım. Sıfatı getirdim. Tall. Er tıkısını getirdim. Deni koydum. Burada gördüğünüz. Burada sıfata getirdim. Er koydum ve deni koydum. Sonra karşılaştırdım. Diğer şeyi koydum. Tamamen gördüğünüz gibi cümle yapısına uyuyor. Bunu şunun için söylüyorum. Siz de cümle kurarken bu şekilde kuracaksınız. Veya he is more intelligent than he looks. O göründüğünden daha zekidir. Bu sefer de bunu kullandım. Bu arada neden bu şekilde bazına, bazılarına mor bazılarına er anlatacağım arkadaşlar. Şu an sadece cümle yapısına odaklanın. Sizden bunu istiyorum. O göründüğünden daha, burada den anlamını, buradaki yine den veriyor e, tesadüf olarak. O göründüğünden daha zekidir. Ne yaptım? Mor, sıfat, intelligent, yalın halde gördüğünüz gibi herhangi bir ek yok. Deni getirdim ve karşılaştırdım şeyi getirdim. Şimdi yapımız bu şekilde. A laptop is more expensive than a PC. Yine bakın more sıfat, expensive pahalı than than aynı şekilde kullandım. Bir laptop bir masaüstü bilgisayardan daha pahalıdır anlamında. This bag is heavier than that bag. Bu sefer bunu kullandım sıfat ertekisi sonra Den ve karşılaştırdığım şey bu çanta, bu çanta şu çantadan daha ağırdır anlamında. Şimdi mutlaka dikkat ettiğiniz bir şey var. Bazı, neden bazılarının sonuna er takısı getirirken bazılarına mor kullandık? Bu durum bazı kurallara bağlıdır. Şimdi onları göreceğiz arkadaşlar. Bir heceli sıfatlara genel olarak er takısı getirilir. Mesela ilk sayfadaki örneğimizde oldu. Tek heceli gördüğünüz gibi tall ve er takısı getirdim. Veya başka örnekler fast. My car is faster than yours. Benim arabam seninkinden daha hızlıdır diyeceğiz burada. Fast. Gördüğünüz gibi tek heceli bir kelime sıfat daha doğrusu o yüzden er takısı getirdim. Deni getirdim ve karşılaştırdım şeyi getirdim. Women are generally shorter than men. Short. Tek hece arkadaşlar. Short. O yüzden yine buna er takısı getirdim. Kadınlar genellikle erkeklerden daha kısa olurlar anlamında. Şimdi çok basit olarak gözüküyor ancak bildiğiniz gibi İngilizce'de gıcıklık yapma huyu vardır. Yani farklı kullanımlar, farklı yapılar mevcuttur. Özellikle istisnalar. Burada bir istisna var. Tekeceli sıfatlar bir ünlü bir ünsüzle bitiyorsa ve bu sondaki ünsüz e, bu sondaki ünsüz tekrarlanıyor ve er takısı getiriliyor. Ne demek bu? Mesela felt, Dıkıyorum. Bir ünlü bir ünsüzle bitmiş. O yüzden ben buna sondakini tekrarlıyorum. Fetter. Bu şekilde kullanıyorum veya hat, hatter, big, bigger. Gördüğünüz gibi hepsi bir ünlü bir ünsüzle bitmiş. Başka bir istisna. E ile biten tekecili sıfatlara sadece R takısı getirilir. Bu mantıklı bir şey arkadaşlar. Hani Bunu zaten tahmin edersiniz. Mesela root, rudur falan diye bir şey getiremeyiz. Sadece R'ye getiriyoruz ve zaten yapmış oluyoruz. Mesela root, rudur. Safe, safer. Wide, wider. Root işte kaba daha kaba. Safe, güvenli daha güvenli. Wide, wider. Geniş daha geniş anlamında. Bu kolay. Şimdi geçelim. More nerede kullanılır? tek hecelilerde er kullanılır demiştik. Eğer e, sıfatlar birden fazla heceye sahip ise bunun yerine biz more kullanıyoruz. Yani er getirmiyoruz artık more kullanıyoruz. Örneğimiz gördüğünüz gibi be to full. 3 heceden oluşuyor. O yüzden yani birden fazla 3 hece olması önemli değil. Birden fazla olması önemli. Ayşe is more beautiful than Selin. Ayşe Selin'den daha güzeldir diyorum. Ve bu birden fazla C'ye sahip olduğu için buradaki sıfatımız er yerine yani beautifuler diye bir şey yapmıyorum. Bunun yerine more kullanıyorum. Aradaki fark bu arkadaşlar. İstanbul is more crowded than Ankara. Burada diyorum ki crowded gördüğünüz gibi birden fazla. O yüzden bunu yine more'la yaptım. Burada gördüğünüz gibi İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktır anlamında. Bu arada er getirseniz, mor da getirseniz aynı anlamı veriyorsunuz. Daha anlamını veriyorsunuz. Fark eden hiçbir şey yok. This subject is more interesting than the interesting. Gördüğünüz gibi birden fazla. O yüzden yine mor kullandım. Bu konu şu konudan daha ilginçtir anlamında. Bu tarz örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Temel olarak birden fazlaysa er getirmiyorum artık sıfata. Onun yerine mor kalıbını alıyorum. Sıfatın başına getiriyorum ve sıfatı yalın olarak kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Yani hem er hem mor kullanmıyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi burada bir püf nokta var. İstisna diyebiliriz buna. Sonu y ile biten iki veya daha çok eceli sıfatlar yani şurada bahsettiğimiz sıfatlar mor almaz. Onun yerine sondaki y ye düşer ve er takısı alır. Mesela heavy Buna more heavy de. Gördüğünüz gibi heavy, birden fazla heceye sahip. Ben bunu normalde more heavy şeklinde yapmam gerekiyor. Ama burada y istisnası var. Sonu y ile bittiği için e, y'yi düşürüyorum ve burada gördüğünüz er, e, pardon er yazmışım böyle ier takısı olacak. onu hemen arkadaşlar püf noktamızı tekrar ediyorum bir yazım yanlışı yapmışım. Sonu y ile biten. İki veya daha çok eceli sıfatlar mor almaz. Onun yerine sondaki y'ye ye düşer ve ir yani ir er takısı alırlar. Nasıl? Örneğin heavy y ile bitmiş. Çift heceli ben bunu heavier şeklinde yapıyorum. Y'ye ye düştü. Ir getirdim. Burada gördüğünüz gibi. Happy, happier, easy, easier şeklinde yapıyorum. Zaten kulağınıza eğer dizi film izliyorsanız bu şekilde aşinalık vardır. Mesela özellikle easy kelimesi için. Easier. ...kullanımları sıklıkla yapılır. Örnek, this exam was easier than the previous one. Bu sınav diğerinden daha kolaydı anlamında. Gördüğünüz gibi, easier. More easy demedim ve easier demedim. Easier, year takısı getirdim buraya. Y ile bittiği için. Şimdi, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu bilmeniz faydalı olacaktır. Çok aşırı önemli değil çünkü her ikisi de oluyor. Bazı iki veya daha çok eceli sıfatlar hem er hem de mor alabilirler. Anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. En çok bilinenler şunlardır. Clever, clever, narrow, stupid, gentle gibi. Clever, zeki, narrow, dar, stupid, aptal, gentle, nazik anlamında. Bir örnek verelim. He is cleverer than me. O benden daha zekidir, daha akıllıdır anlamında veya he is more clever than me. Her ikisi de doğru. Hangisini isterseniz kullanabiliyorsunuz. Bunlar biraz daha e, flexible yani daha esnek bunlar. Geçelim bir de düzensizler var. Dikkat ederseniz her konuda bir düzenler oluyor, bir düzensizler oluyor. İşte bu isimlerde, sıfatlarda hepsinde karşımıza çıkıyor. O yüzden her zaman böyle bir düzensiz, farklı bir kullanım aramalıyız. Yani direkt kurallarla olmuyor İngilizce maalesef. Irregular comparative forms. Yani düzensiz komparatif formları. Bazı sıfatlar tek veya daha fazla olmasına bakılmaksızın düzensizdir ve kendilerine özgü olarak komparatif yapılır. Kendileri yani tek ejeli veya çift ejeli olması burada önemli değil. Kendilerine göre çekimleri var zaten. Bunlar belirli bir yapıya ait olmadığı için ezberlenmeleri gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunları not almanızı size tavsiye ediyorum videoyu durdurarak. Düzensiz sıfatlar olarak. Nedir bunlar? Şu şekilde vereyim sizlere. Good, better. Good, better olarak yani komparatif yapmak istediğimde bu good'u şeyden hatırlayın adjective adverbs konusunu anlatırken good orada da well oluyordu mesela adverb olurken. Burada da düzensiz gördüğünüz gibi. Good, better. Good, iyi. Better, daha iyi. Mutlaka better kelimesini duymuşsunuzdur. Bad, worse. Bad, kötü. Worse, daha kötü. Little, az. Less, daha az. Old, yaşlı veya eski. Elder, daha yaşlı anlamında. Many, more, much, yine more, a lot of, yine more, far, farther veya further şeklinde kullanılıyor. Bunlar da düzensiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir kurala bağlı değil. Yani sonuna bazılarının er gelmesi, şaşırtmasın herhangi bir kurala bağlı değil bunlar ve düzensiz. Bunları ezberliyoruz. Lütfen videoyu durdurup not alın bilmediklerinizi. Şimdi karışık örnekler vereyim arkadaşlar konunun iyice oturması için. The weather today is better than yesterday. Bugünkü hava dünden daha iyi. Burada gördüğünüz gibi düzensiz bir sıfat kullandım. Deni koydum ve karşılaştırdım şeyi koydum. It's hotter in July than September. E, Temmuz'da hava Eylül'den daha sıcaktır. Burada yine özel bir kullanım var. Hot sondaki T'yi tekrarladım kuraldan dolayı. A tortoise is slower than a rabbit. Kaplumbağa bir kapl e, kaplumbağa tavşandan daha yavaştır. Burada er takısını kullandım mesela. Aynı şekilde er takısı. Herhangi bir e, problem yok bunlarda. Arnold is stronger than Tom. Arnold Tom'dan daha güçlüdür. These questions are more difficult than the previous ones. Bu sorular öncekilerden daha zor. Difficult birden fazla heceye sahip o yüzden mor kullandım. He is happier than me. O benden daha mutlu. Happy ye ile bitiyor. Çift hece. O yüzden ye'yi düşürdüm. Ear takısı getirdim. E, sonra deni getirdim. Ve karşılaştırdım şey. He is happier than me. O benden daha mutlu. This guy is stupider veya more stupid than everyone else. Stupid bu her ikisiyle de kullanılabilen bir şeydi. Aptal anlamına geliyordu. Ee, her ikisiyle de yani er takısı da oluyordu mor da oluyordu o yüzden herhangi birini kullanabilirim bu, bu çocuk oradaki herkesten daha aptaldır gibi bir cümle Şimdi arkadaşlar size bazı özel yapılar göstereceğim. Bu hani konuyla hem ilgili hem ilgili değil. Ancak yeri gelmişken bunları da vereyim bilginiz olsun. Bazı özel yapılar var ve bunlar sık sık kullanılıyor. Şimdi er and er veya more and more. Bunlar daha daha anlamına gelmiyor, gitgide anlamına geliyor kullanıldığı cümlede. Hemen bir örnek. The weather mesela özellikle hikaye anlatırken çok kullanılır. The weather was getting colder and colder. Hava e, daha soğuğa, daha da soğuğa gidiyordu değil bunun Türkçesi. Hava gitgide soğuyordu anlamında. Burada bir vurgu söz, söz konusu. Yani yavaş yavaş gitgide e, soğuyordu anlamında. Veya life is getting more and more difficult. Buradaki kurallar aynı geçerli. Cold Tek heceli olduğu için er takısı getirdim. Difficult birden fazlacı olduğu için more kullandım. Yani bunu mu kullanacağım, bunu mu kullanacağım? Bu şekilde ona e, çift heceli veya tek heceli olmasına ve diğer kurallara göre buna karar veriyorum. Aynı şey yani. Life is getting more and more difficult. Hayat git gide daha da zorlaşıyor anlamında. Bir de the more the more kalıbı var. Dıkça anlamına geliyor. Örneğin, the more you work The more you earn veya ne kadar ekmek o kadar köfte da çıkabilir bundan. The more you work çalıştıkça daha fazla kazanırsın veya ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın anlamında. Vurgu yapmak için maç kullanmak. Bu da arkadaşlar çok sık kullanılıyor. Çok mesela ben çok fazla duyuyorum. O yüzden size de vermek istedim. Vurgu yapmak için mesela Ayşe Ali'den daha uzundur diyeceğim ya. Ben bunu şöyle vurgulamak istiyorum. Ayşe Ali'den çok daha uzundur. Yani öyle karşılaştıramayız bile anlamında. Vurgu yapmak istersen maç kullanıyorum. He was much faster than anyone in his team. O takımındaki herhangi birinden çok daha hızlıydı. Yani daha hızlı değildi. Çok daha hızlıydı. Vurgu yapmak için bu kalıbı da kullanabiliyoruz veya duyabilirsiniz.